önce Sezai Babakuş'tan rica edeceğiz. Bize o da mümkün olduğunca belki kadar uzmanlık yapmış. Çok demokratik bir biçim olarak ilik saltıyorum. Bir şey yaparsa bize, kısa bir sunuş, çerçeve belirlerse, ondan sonra tartışmalara yine aynı şekilde devam ederiz. Elimizde gelen bir şu, Adilyeler, Abazalar ve Uluslar, nüfus çoğunluğu, yatsı alır, nüfus azlığı, fakat bu diğer haklar söz konusu olduğu zaman böyle değildir. Yani Dağıstan'da başlayarak bu tarafa doğru gelince nüfuslarının ana gövdesi, hatta %90-95'lere kadar ana gövdesi, ana vatanda kaldığı bu bildiğimiz klasik sürgün dönemini zayi etmediği bölgeler. Bunu şunun için söylüyorum, biz diasporada sayımız ne kadar farklı olursa, kaç misli olursak olalım, aslında işin kaynağı ve bizim ana vatandır. Orada 100 kişi yaşıyor olsa, asıl belirleyici olan şey orasıdır. Yani kimliğin ileriye taşınması, yoğrulması şekillendirilmesi. Ama bütün bu Stalin'in Adilyan Hazretleri'nin bu tarafta olmasına karşı orada Ubuklar için söylemiyorum ama Adilyan Abazalar için ve diğer halklar için şu anda temsil eden siyasi olarak ister Rusya Federasyonu içinde olsun, ister Hazretleri biraz daha hani bağımsız yolunda adımlar atmış olsun. Nihayetinde bir kendi kendini yönetme konusunda şu ya da bu düzeyde bir hak elde etmiş ve bunu nasıl şekillendireceği üzerinde kafa yollamış. Bunu şunun için söylüyorum. Biz diasporada 500 bin, 5 milyon bizim gücümüz yok. Diasporada kasaba kurmuş bir toplum. Kurduğumuz şey köydür. Yönettiğimiz en üst düzey yönettiğimiz şey de köy muhtarıdır. Bırakın kasabayı, bırakın kendi, bırakın devleti. Fakat Kafkasya'da bu deneyim var. Az buçuk olarak bu deneyim var. Bu deneyim aslında bizim biraz yüzyıllar geriye gittiğimizde sahip olduğumuz gibi. Belki de son 400 yılda, son 500 yılda çok yavan veremediğimiz kesinliklere uğrayan ve sonunda da çevredeki büyük emperyal güçlerin etki alanına girmiş, hükümranlıklarını büyük ölçüde kaybetmiş bölgeler. Şimdi ben 89'da ilk kez Kafkasya'ya gittim. O zaman daha Sovyetler Birliği son kendisi, Gorbaçov'un artık bütün Sovyet halkları içinde uğurda kadeh kaldırmayan tek lider. Tüm Sovyet liderleri kanları kardeşliği ve liderimiz kadeh kaldırıyor. Gorbaçov için kadeh kaldırmıyoruz diyendi bir dönem 89'da. Geriye dönüş çözülmenin başladığı dönem. Ondan sonrasını zaten 91 başında Hazretleri 97'ye kadar oralarda dönüyorum. Şunu demek istiyorum. Fiilen ilk o çözülme, Sovyetlerin çözülme dönemini orada yaşadım. Ondan sonra da ilişkiler devam etti. Sonuçta bu son kesimin, son çeyrek yüzyılın dönemi biraz gözlemleyerek de kafamda evini çevirdiğim bir dönemdir. Şimdi gördüğüm şey şudur benim. Büyük fotoğraf ana vatandaşı. Sürgünle biten büyük savaştan sonraki Rusya egemenliği ve ondan sonra yaşanan 1917 devriminden sonraki dönüşümler böyle kırık kırık şeyler yaşanmış, evreler yaşanmış. Ama
Kafkasya bölgesi Sovyet döneminin en az ulaştığı bölge olmuş. İyi ya da kötü, yani her açıdan söylüyorum. Şunu demek istiyorum, üretim ilişkileri feodalizmden modern toplum ki artık Sovyetler gibi sosyalizm iddiası çok daha ileri modern toplum kurgusuna dayanan bir toplumdu. Hiç bunların zerre kadar ulaşmadığı bir bölge olması. Yani feodalizmin en katı şekilde devam ettiği bir bölge oldu. Bizim zihin kaymamız şöyle, bu arada Mansur'un konuşmasında ortaya koyduğu soru şuydu. Yükselerlik kavramı var mı? Şimdi şöyle hatırlayalım. 1800'lerin ikinci yarısında Kafkasya'da savaşlar yaşanıyor. Başkaldırılarımız var, direnişimiz var. Ama toplumsal yapımız tamamen ilk feodal dönemin toplumsal yapısı. Yani daha siteleşmemiş, daha kendi kentlerini kuramamış bir feodal noktadayız. Avrupa'da ise feodalizm geçirmiş, sanayi devriminin birinci, ikinci evreleri adımlarını atmış. Bankacılık, bankerlik sistemi, kapitalist üretim ilişkileri denilen şeyler organize edilmeye başlamış. Hatta bu sanayi devrimi ve bu değişim Rusya'yı büyük ölçüde etkilemeye başlamış ki sanayi devriminin ikinci haftası hemen Rusya'ya sıçramış ve orayı da harekete geçirmiştir. Yine aynı dönemler Kafkasya'ya hiç ulaşamamış değişimler, dönüşümler. Yurtseverlik dediğimiz şey de herhalde Fransız devrimiyle değil mi dünyaya mal olmuş, Avrupa'ya oradan sonra dünyaya mal olmuş. Fransız devriminden aradan geçen o kadar süreye bu kavram Kafkasya'ya henüz gelmemiş. Biz Rusya'ya karşı savaşımızı ya din iman üzerine götürüyorduk ya da işte bizi biraz orayı tahkim etmemizi isteyen büyük emperyal güçlerin stratejileri doğrultusunda yaptırıyordu. Şimdi geçtik 100 yılı aşkın bir süre geçti. Kafkasya konu olarak o bizim sürdüğümüzde sonuçlanan dönemi bana göre aynen ve belirli bir noktada. Hani bir sıçrama oldu, o sıçrama sonunda bir fizik kanunuyla yok edildi. Tekrar eski noktasına gelindiği bir şey diyor. Ondan da şunu kastediyorum. Rusya'nın egemen olduğu, buna karşı diğer emperyal güçlerin oranın stratejik önemine binaen orayı elde nasıl tutmak gerekir ya da en azından Rusya'nın rahat elde tutabileceği bir yer haline nasıl getirmek lazım üzerine yürüyen büyük siyasi rekabet, uluslararası rekabet. Bir tarafı. Bizim durumumuz nedir? Oradaki Sovyet sisteminin koruyucu, doğru yanlış eksik koruyucu programları çerçevesinde bu bölgede yaşayan bütün halklar kendi dirilikleri ve feodal dirilikleri kurmuşlar. Bunun sonucudur ki Sovyetler çöktükten sonra bütün Sovyet Cumhuriyetleri hızlı bir milliyetçilik. Çünkü kimliklerin korudukları için o demir yumruk çözülünce kendilerini dünya sahnesine koruma ihtiyacı ya da olabildiğiyle karşılaşır. Biz de bu evreleri geçtik Kafkasya'da. Sonuçta orada ilk başkaldırı mahiyetinde yaşadıklarımız işte Çeçenistan Rus ve Federasyonu'na karşı direnişi, Abhazya'nın ya Osetya'nın Gürcistan yönetimine karşı direnişi ya da kendi kimliklerini ya da ne derler, hükümranlıklarını sağlama alma istekleri ve girişimleri böyle çatışmalı bir dönem geçti. Ve bu çatışmalı dönem şimdilik sanki biraz hani doygunluk noktasına, geçici bir doygunluk noktasına varmış. Fakat öyle anlaşılıyor ki bundan sonrası içinde riskleri devam eden bir gelecek görünüyor Kafkasya açısından.
Bu yüzdendir zaten işte Kabartay Balkar'da halen kontrol edilemeyen radikal İslam'ın da arka planda neler var, neler hesabıdır üzerine çok senaryo yazma.